yanımdır, sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sözünü erin, çıktı
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun, buyurun. Sevgili hemşehrilerim, AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Giresun'da kuruluşundan bugüne kadar AK Parti teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet diliyorum. 2001 yılında partimizi kurarak başladığımız, 2002 yılında iktidara gelerek İcraata dönüştürdüğümüz milletimize hizmet yürüyüşünde 16. yılımızı geride bırakıyoruz. Türkiye'de pek az siyasi partiye ve kadroya nasip olacak bu uzun hizmet dönemi boyunca her alanda ülkemizde çok çok önemli hizmetler verdik, ülkemize eserler kazandırdık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, toplu konutta, iletişimde, sosyal yardımlarda ve diğer tüm konularda Türkiye'ye biz çağ atlattık. Yeni havalimanımızdan memnunsunuz değil mi? Bundan gençler, bundan 10 yıl önce 20 yıl önce müsaade ederseniz ben şu ceketimi çıkarabilir miyim? Önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapılacak dese inanır mıydınız? Ama işte biz yaptık. Ve sizlerin de hizmetine sunduk. Biz bu CHP zihniyeti gibilerin akıllarının alamayacağı işleri ülkemizde gerçekleştirdik. Onların hayallerinin bile ulaşamayacağı yere elhamdülillah bizim fiillerimiz ulaştı. Farkımız bu. Şimdi de benzeri bir havalimanını Rize-Artvin arasında inşa ediyoruz. Pazartesi günü gittim. Bizzat yerinde inceledim. Hamdolsun orada da çalışmalar süratle devam ediyor. Bugüne kadar yapılanları en iyi sizler biliyorsunuz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Asıl bundan sonra yapılacaklar üzerinde
asıl bundan sonra yapılacaklar üzerinde kafa yormalı, proje geliştirmeli, milletvekillerimizi, bakanlarımızı, bürokratlarımızı çalıştırmalıyız. Giresun 2023 Türkiye'sinde kendi bölgesinin lokomotif şehirlerinden biri olmalıdır. Başka türlüsü Giresun'a yakışmaz. Bu atılımın öncülüğünü yapacak olan yine AK Parti'dir. AK Parti teşkilatlarıdır. Kardeşlerim, parti 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Bu süreçte elbette yorulan, yolda kalan, maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendini yenileyebilme, kendini tazeleyebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Şimdi önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli. Biliyorsunuz 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir başarıyı yakaladık. Artık %49,9 oy bile alsanız başarılı olamıyorsunuz. Netice ve zafer için mutlaka %50+1 oy almamız gerekiyor. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için mecliste de güçlü bir çoğunluğa sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan 2019 seçimleri bizim için kritik bir öneme sahip. Biliyorum, yandınız, piştiniz. Ama biliyorsunuz, yandım, piştim ama oldum. ...30 Mart 2014... ...10 Ağustos 2014... ...7 Haziran 2015... 1 Kasım 2015 seçimleri, 15 Temmuz darbesi sonrasındaki gelişmeler ve 16 Nisan 2017 halk oylaması bize çok net mesajlar vermiştir. Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir. Şunu unutmayın. AK Parti demek Türkiye demektir. AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye zaafa olur. AK Parti diğer partilerden farklı olarak kendisini sürekli geliştirmeyi, değiştirmeyi, dönüştürmeyi, ileriye taşımayı başarabilen tek partidir. Bu sayede bu sayede 15 yıldır her girdiğimiz seçimi kazandık ve kesintisiz bir şekilde iktidarda kaldık. Özellikle son 3-4 yıldır yaşadığımız yoğun mücadele döneminin teşkilatlarımız bünyesinde ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef
ben de şahit oluyorum. Bu sadece şahsımın değil, aynı zamanda milletimizin de tespitidir. Biz bugüne kadar her işimizi milletimizle birlikte ve milletimiz için yaptık. Kardeşlerim, 16 Nisan'da alınan %51,4 oy AK Parti oyu değildir. Bunu bir defa böyle bileceğiz. Ama aynı şekilde hayırcıların aldığı %49,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. 48,6. Şimdi onlar ne yapıyor zannediyorlar ki bu oy bizim. Değil. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019'un Mart'ında vereceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Buna hazır mıyız? Bugün de karşımızda madem böyle bir tablo var, yine milletimize kulak vermek durumundayız. 2019 seçimleri öncesinde teşkilatlarımızdan başlayarak partimizde ciddi bir yenilenmeyi, ciddi bir değişimi hayata geçirmekte kararlıyız. Büyük kongre sürecimiz bu değişimi kendi tabii mecrasında yapma imkanı sağlıyor. AK Parti'nin kendisinden önceki partilerin akıbetine uğramaması, yani belirli kişilerin, grupların, hiziplerin tasallutuna girmemesi için bu değişimi en sağlıklı şekilde yönetmemiz gerekiyor. Şimdi burada ben siz değerli kardeşlerime bir şey söylüyorum. Önce merkez ilçeyi bir göreyim bakayım. Şöyle bir merkez ilçe ayağa kalksın. Merkez ilçe bir ayağa kalksın bakayım. Bu kadar mı var merkez ilçede? Peki buyurun oturun. Al ucrayı göreyim. Buyurun. Buyurun. Bulancağı göreyim. Bulancak merkez ilçeden daha fazla. Peki, teşekkür ediyorum. Buyurun. Çamoluk'u göreyim. Çamoluk. Ya Alucra'da da kalktın, Çamoluk'ta da kalktın. Vekalet mi aldın yoksa? Eyvah. Az, çok az. Evet, buyurun oturun. Çanakkale'yi mi göreyim bakayım? Sesiniz iyi de sayınız çok az. Evet, buyurun. Dereli'yi bir göreyim. Buyurun. Doğankent. Doğankent maşallah ayağa kalktığı gibi ise evet. Esbiye. Sağ olasınız. Evet. Şimdi şöyle dağlara doğru bir çıkalım. Cemil Karahisar'ı bir görelim bakalım.
Buyurun. Şimdi Keşap. Evet, Yağlıdere. Nurettin, dur görüyorum, arkayı da görüyorum ben, burayı da görüyorum da, yani kusura bakma. Evet, Eynesil. Çanakçı. Doğankent. Başkan bunu iki kere niye yazdın ya? Sen yazdın. Bu ne? Yüce. Yüce. Bunu iki kere yazdın. Bir de çok başkan şöyle bir şey var. Zaten. Şimdi merkez ilçe mensupları yok. Sadece 30 kişi yönetiyor. Ben anlamam. Burada da ciddi eksiklik var. Trabolu. Şimdi buyurun. Doğankent iki kere yazılmış. Onun için iki kere okudum. Bir dakika. Evet. Şimdi de bir sorayım bakayım. Giresun ana kademeyi şöyle ayakta bir göreyim. Bir dakika. Tüm ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları bir göreyim bakayım. Buyurun. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya başkan niye yazmadın buraya? Kim yazdı bunu? Ne bileyim, masamın üzerindeydi. Evet. Önüme koydukları kağıtta maalesef Görele gibi bir ilçeyi unutmuşlar. Ama ben unutmamalıydım. Evet, Görele. Bana göre bu Görele az. Peki, Görele kadın kolları nerede? Peki, Piraziz. Buyurun. Şimdi kardeşlerim, tabii bizler Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014 biliyorsunuz burada %66 oy aldık. Fakat 1 Kasım 2016'da bu oy %63'e düştü.
Referandumda bu oy %61'e düştü. Ben diyorum ki Giresun'a bu oranların hiçbiri yakışmaz. 2019'da Giresun sandıkları patlatması gerekir. Fakat bunun için de gerçekten çok terlememiz gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Ve bu vesileyle ben aynı zamanda il başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşime de Rabbimden şifalar diliyorum. Tabii attığımız bu adımlarla çok daha farklı bir yere doğru yürüyeceğiz. İşte göreve geldik. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Az önce de ifade ettiğim gibi şu anda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ama yatırımlar bizim için kafi değil. Yatırımı yapmak bizim için gerekli. Yeterli olma ne? Gönülleri almak. Gönülleri almaya AK Parti teşkilatları hazır mı? Öyleyse yapmamız gereken ne? Kapı kapı dolaşacağız. Tamam? Gurur, kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir Allah'a aittir. Biz mütevazi olacağız. Mütevazi, biz tevazu ehli olacağız. Bizim bakanımız mütevazi olacak. Belediye başkanımız mütevazi olacak. Milletvekillerimiz mütevazi olacak. Hani tevazuda toprak gibi olmak var ya Mevlana'nın ifadesiyle böyle olacağız. Yoksa bu makamların bize vermiş olduğu zenginlik hiçbir işe yaramaz. Makamı güçlü kılmaktır asıl olan. Makamdan güç almak değil. Eğer makamdan güç alarak yoluna yürümeyi düşünüyorsan geldiğin gibi bu millet seni göndermesini de bilir. Ve hiçbirimiz, her zaman söylüyorum, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olsan ne yazar? Yarın ölecek miyiz? Öleceğiz. Gideceğimiz yer ne? 2 metreküplük bir mezar. Oraya defnederken Hoca Efendi'nin söyleyeceği ne? Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek ki, er kişi niyetine diyecek. Namazı kılacaklar, mezara gömecekler, ondan sonra da herkes çekip gidecek. Ama eğer bu kubbede hoş bir sada bırakırsan, ondan sonra da seni hayırla yad ederler. İşte bizim onu yapmamız lazım. Baki öyle diyor. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyor. Biz bunu yapmamız lazım. AK Parti'ye zaten bu yakışır. AK Parti böyle bir medeniyetin mensubudur. Böyle bir geleneğin mensubudur. Bu bize yakışır. 16 senedir bu işi eğer buralara getirmişsek Rabbimin lütfu bunu yaptığımız içindir. Ama son zamanlarda da gerileme başladıysa bunun sebebi de bazı maalesef yaptığımız yanlışlardır. Kendi çıkarını, partisinin ve ülkesinin çıkarının önünde tutan hiç kimse AK Parti'de yöneticiliğe talip olamaz. Kesinlikle.
Kesinlikle. Davası ve ülkesi için çalışacak, milletimizle kucaklaşacak, proje üretecek herkese yüreğimiz ve kollarımız açıktır. Tüm arkadaşlarımızın da bu anlayışla hareket edeceklerine inanıyorum. İhanete bulaşmamış olması şartıyla partimize ve ülkesine hizmet etmiş herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Vefa bizim için sadece İstanbul'da bir semtin değil, kalbimizde taşıdığımız bir duygunun adıdır. Onun için bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla başka alanlarda birlikte çalışmayı elbette sürdüreceğiz. Ama teşkilatlarımızdaki değişim ihtiyacını asla ertelemeyecek, bundan vazgeçmeyeceğiz. Şimdiden ilçe ve il teşkilatlarımızda göreve gelecek arkadaşlarımıza Rabbimden başarılar diliyorum. Nasıl? Nasıl? Allah senden razı olsun ama biliyorsun benim bir özelliğim var. Ben el öptürmem. Ama bir şey söylüyorum. Ne olur annenizin, babanızın ve hocalarınızın elini öpün. Senle toplantıdan sonra bir görüşelim. Kardeşlerim, Türkiye tarihinin en önemli istiklal ve istikbal mücadelelerinden birini verirken maalesef sadece dışarıdan değil, içeriden de saldırı altındadır. Ana muhalefetin başındaki zat Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak, onların istedikleri gibi davranarak adeta ülkesine karşı savaş açmış durumdadır. Tüm işini gücünü bırakıp terör örgütlerinin, teröristlerin savunuculuğuna soyunan bu kişi kendisine uzatılan mikrofonlara öyle şeyler söylüyor ki inanın bana onun adına biz utanıyoruz. Yatırımcılara ve turistlere adeta Türkiye'ye gelmeyin diye yalvaran, sadece CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelin diyecek kadar seviye kaybına uğramış. Ya bu ülke CHP'lilerin olduğu yerlerin ülkesi mi? Ama biz öyle demiyoruz. Biz 780 bin kilometre kareye çağırıyoruz. Bizim farkımız bu. Bu şekilde hükümeti ve şahsımı yıpratabileceğini sanan bu anlayışın ana muhalefet partisinin genel başkanı olması ne kadar üzücüdür değil mi? Genel başkanı böyle olur da milletvekilleri durur mu? Onlar da her fırsatta 15 Temmuz şehitlerine hakaretler ederek, 15 Temmuz destanını kötüleyerek, şehitlerimizin ruhlarını inciterek, milletimizi hakir görerek genel başkanlarının izinden gidiyorlar. İşte 15 Temmuz gecesi. Bu kardeşiniz çıkıyor Marmaris'ten yola darbe yapılmış ve üzerimizde birçok operasyonlar yapılıyor. F-16'lar vesaire vesaire. Fakat orada teklifler buradan sizi hızlı bir yatla bir adaya götürelim teklifi. Biz de diyoruz ki eğer öleceksek biz kendi topraklarımızda ölürüz. Asla böyle bir şeyi yapmayız. Ve gerek damadım, eşim, torunlarım beraber helikoptere biniyoruz.
Oradan Dalaman'a geliyoruz. Dalaman'dan uçağımıza biniyoruz ve son ana kadar pilotumuz nereye ineceğimizi bilmiyor. Son anda İstanbul diyoruz. İstanbul'a iniyoruz. Üzerimizde yine F-16'lar havalimanına indikten sonra geliyorlar, alçak seviye uçuşu yapıyorlar. Ama on binler havalimanında. Meğerse benden yaklaşık 1,5-2 saat kadar önce beyefendi oraya inmiş. Orada o kadar insanı gördüğü halde ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki gidin görüşün tanklardaki kişilerle, o FETÖ'cülerle. Bak ben onlardan yanayım. Ben onlar gibiyim. Ve bu sefer tanklar çekiliyor kenara ve o da Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde oradan izliyor. Sonra açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı geleceğini bize söyleseydi ben oradan ayrılmazdım diyor. Daha da ötesi, ya orada tanklar mı vardı diyor. Ya bu insan dağıtmış, sıyırmış. Her şey açık ortada. Gözlerin senin görme engelli mi ya? On binler havalimanında onları görmedin mi? Görmez. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, duymazlar. Dilleri vardır, hakikati söylemezler. Çünkü kalpleri mühürlüdür. Şimdi Batı'ya bizleri şikayet ediyor. Sakın ağa göndermeyin. Güvenlik yok diyor. Eline diline dursun ya. Ankara'dan İstanbul'a yürüdün. 29 gün seni tüm polislerimizle koruyan kim? Seni ta oralara ulaştıran kim? Yeri geldi benim vatandaşımdan izin almadan onların yerlerini taradın gittin oralara yerleştin ya. Bunları yapan, sana buralarda güvenlik imkanını sağlayan kim? Bu hükümet. Bu hükümet. Sana böyle bir yürüyüş için izin de verilmeyebilirdi. Ama verildi. Niye? İşte bizim özgürlük anlayışımız bu da onun için. Bizde asla bu konularda bir sıkıntı yok. Çünkü biz inancımıza güveniyoruz. Biz düşüncemize güveniyoruz. Biz demokratik anlayışımıza inanıyoruz, güveniyoruz. E yürüdüğünde ne oldu? Geldin vesaire. Şimdi kalkmış Çanakkale'de demokrasi toplantısı yapacakmış. 5 gün için orada bizim dönemimizde hazırladığımız bir yer var. Orada 5 günlüğüne. Arkadaşlar da zannediyorum 2-3 günlük bir orada kendilerine müsaade edecekler. 2-3 gün orada ne yapacaksan yap. Biz buyuz. Bizim bir çekincemiz yok. Şahsen CHP tabanının önemli bir bölümünün de bu durumdan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu tahmin ediyorum. Ana muhalefetin içinde bulunduğu bu tefessüh hali bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Milletimiz geleceği için tüm ümidini bize bağlamış durumdadır. Bugüne kadar yaptıklarımız elbette çok önemlidir. Bunları her fırsatta milletimize anlatmalıyız. Ama ülkemizin ve milletimizin asıl bundan sonra yapılacaklara ihtiyacı var. Türkiye'nin kurtuluşu 2023 hedeflerimize ulaşmamızdan geçiyor. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ülkemizin lehine olacak şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Projelerimizi, planlarımızı, icraatlarımızı artık dünyanın en üst liginde mücadele ettiğimizin bilinciyle hayata geçirmek durumundayız. Demokrasimizi ve ekonomimizi ancak bu şekilde güvence altına alabiliriz. Kardeşlerim, göreve geldik. Kişi başına milli gelir $3,400. Şimdi
11.000 dolar. Bak nereden nereye geldik. Merkez Bankamız hamdolsun 27 milyar dolardan şimdi 107 milyar dolarda. Nereden nereye? Artacak bunlar, burada kalmaz. İhracatımız hamdolsun tekrar gezi olayları şunlar bunlardan sonra 150 milyar dolara çıktı. Daha da iyi bir konuma gelecek. Bunlar bizim için yeterli değil. Çünkü biz şu anda dünyayı ülkemize çekiyoruz. İşte geçenlerde rüzgar enerjisi santraliyle ilgili yapılan ihaleyi gördünüz. 1000 megawattlık bir ihale hamdolsun Alman ve Türk işbirliğiyle gerçekleşti ve bu ihale ile ilgili olarak Türkiye'ye adeta ambargo koyan Almanya'nın en güçlü firması Siemens Türk firmaları ile beraber bu ihaleyi kazandılar. Aynı şekilde yine ondan kısa bir süre önce bizzat benim de katıldığım bir ihale oldu ki şehir hastaneleri adıyla yaptığımız bu ihalede İstanbul'un iki tellisinde olan 2500 yataklı bir şehir hastanesi, bu da değerli kardeşlerim 1.5 milyar dolara Japon-Türk işbirliğiyle yapıldı ve bitti. Bak kaçmıyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Niye? Türkiye güven ülkesi. Bunun için bunlar oluyor. Daha da iyi olur. Şimdi 16 Nisan halk oylamasıyla hayata geçen yeni yönetim sistemi bu konuda bize hem çok önemli fırsatlar veriyor. Kardeşlerim, ondan hiç endişeniz olmasın. Biz Rabbimizin huzurunda eğilmekten başka hiçbir gücün karşısında eğilmedik, eğilmedik. Şimdi Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma noktasında AK Parti'nin bunu başarmasından başka hiçbir bizim için güç veya engel yoktur. AK Parti bunu başaracak azme ve güce sahiptir. Yeter ki genel başkanından sandık müşahidine kadar sorumluluk sahibi tüm AK Partililer olarak üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirin. Buna hazır mıyız? Doktor arkadaşlar, benim doktorlar nerede? Geliyor, şurayı bir açın bakayım. Şurayı bir açın. Şurayı bir açın. Arkadaşlar, herhalde karga tulumba getirmediniz inşallah. Değerli kardeşlerim, ben sizlere güveniyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları. Bak, biz 2018'in sonunu beklemeyelim. Şimdiden çalışmalara başlamamız lazım. Yoksa 60 gün kala, 3 ay kala çalışmaya başlarsak buradan netice alamayız. Şimdiden. Benim 94'te belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da bir metodum olmuştu. O metot da şuydu. Kadın kollarımız çok iyi çalışmıştı. Ve kadın kollarımız bana bir gün geldiler, dediler ki başkanım biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Hayırdır dedim. Dediler ki biz ev ev dolaşıyoruz ama elimiz boş gidiyoruz. Şöyle bir şey düşündük, ne dersiniz? Nedir dedim. Biz dedi her eve şöyle bir kahve hediye etmek istiyoruz. Ve o kahvenin üzerine de
kahve torbacı. Onun üzerine de şöyle bir şey yazacağız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Öbür tarafına da partimizin amblemini koyacağız. Niye? Yani onu içsin, seni unutmasın. Ve bunu bütün evlere dolaştılar, dağıttılar. Ve hakikaten biz 94 seçimlerinde hanımların o hareketiyle büyük puan topladık. Şimdi bazı yerlerde maalesef kadın kollarımıza ana kademeler gereken imkanı tanımıyor. Bak, eller açıldı. Demek ki tespiti yerinden yapmışız. Hanım kardeşlerimize belediye başkan adaylığı vermezler. Meclis üyeliği vermezler. Öyle değil mi? Bilmem. Kaç tane bayan belediye meclis üyesi var? Dur bakalım. Kaç tane? Bir ayağa kalkın bakayım. Bak, buraya davet edilmemişler. Bir, iki, üç, dört tane. Giresun'un belediye meclis üyesi sayısı kaç? 12. 12'nin dördü mü bizde? Hayır, 12'si bizde ama burada dört tane var. Anlamam. Ben buraya gelene bakarım. Halep oradaysa Arşın burada. Şimdi tabii burada önümüzdeki seçim için il başkanımız, teşkilatlanma, aynı zamanda bakanımız, milletvekillerimiz hepsi bu işten sorumlu. Bunları çözmemiz lazım. Giresun'un büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası sürecine çok önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Onun için gençler, siz de üniversiteyle ilişkilerinizi diri tutacaksınız. Slogan gençliği istemiyorum, icraat gençliği istiyorum ona göre. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Emekleriniz, gayretleriniz, hizmetleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Zat Devletleri'ni bir müddet sahnede bekletiyoruz. Günün anısına Giresun İl Başkan Vekilimiz Sayın Kenan Tatlı'nın hediyeleri olacaktır. Buyurunuz lütfen. Evet, sahnenin önünü boşaltmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz lütfen.